Herkese merhaba, Elin Tarifleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli bir çörek tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle çöreğimizi hazırlayacağımız kabın içerisine bir paket e, kurumayı ilave ediyoruz, 10 gramlıktan. Daha sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ettim. 200 mililitre bardaklarda bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı da ılık suyu ilave ettikten sonra bir çay bardağı da sıvı yağım var. Ben zeytinyağı ekledim. isterseniz. Çiçek ya da mısır özü yağı da ekleyebilirsiniz fark etmez. 2 adet de yumurta var. Onu da ekleyeceğim. Şöyle bu sıvı malzemeleri birazcık birbirine karıştırdıktan sonra unu geldi sıra. Şimdi ilk başta 3,5 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra üzerine tuzumu ilave edeceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar çünkü Size de tavsiye ederim. Hemen mayanın üzerine tuzu eklemeyelim. Şeker bile olsa birazcık aktivitesini giderttirebiliyor. Oldukça çörek olduğu için tarifimiz oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar da un ilave ettikten sonra... İçerisine hamurumu toparlaması için ve ele yapışmasını biraz da engelleyebilmesi için hem de lezzet tabii ki bir yemek kaşığı kadar dolu dolu tereyağı da ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok böyle ele yapışan oldukça akışkan bir Hamur lütfen e, unumuzun kontrolü ekleyelim. Eğer ki çok fazla un olursa çörek tarifinden çıkar. Evimizdeki malzemelerimize göre yeşillikler ekliyoruz. Biraz maydanoz, biraz dereotu, birazcık e, sivri biber. Şöyle bir e, bir küçük kase kadar rendelenmiş beyaz peynir. Ama siz isterseniz evinizdeki malzemelere göre taze soğan ya da kırmızı köz biber, e, yağ biberi de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iyicene ben onları yoğurdum. Elimi yıkadıktan sonra şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum size. Bu şekilde bir hamur. Şimdi benim 28 santimlik bir tavam vardı. Onun içerisini tereyağlı güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum çörek hamurumu tepsimin içerisine ek, e, boşaltıyorum. Şimdi elim iyice yağlayacağım. Gördüğünüz gibi hamur oldukça yapışkan. Ben bu tarifimde yaklaşık 5 su bardağına yakın un kullandım. 4 4 şey 4,5 5 su bardağına yakın. 200 ml'lik bardaklarda evet elimi yağlayarak güzelce tepsime yerleştirdim. Şöyle bir tepsi mayası verdireceğim 20-25 dakika kadar. Üzerini hiç streç filmle kapatmadım. Sadece mutfak e, bezi yeterli oldu. Evet şöyle birazcık dinlendirdikten sonra pişirmeden önce şöyle bir kazıcı aletiyle bunu bıçakla da yapabilirsiniz. 8'e böldüm. Ben pizza dilimlerine şeklini verdim ki çöreğimizin içi de güzelce pişsin diye. Ama siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde dilim verdim. Şimdi 100 gram kadar taze kaşar peynirim var. Bunun da miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Kaşar peynirini de serptikten sonra daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmeye gönderiyoruz. Her fırın farklılık gösterebilir. Siz de dikkatli olunuz. Evet çöreğim güzelce pişti kaşarlar, eridiler, kızardılar. Şimdi birazdan e, bıçak yardımıyla daha önceden kesmiş olduğum dilimler üzerinden iz yapacağız. Daha sonra birazcık ilk sıcağı geçince de sunuma geçeceğiz. Malzeme listesini ve kullandığım kap ölçülerini videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik. Hiç şekil vermeden yoğurup tepsiye döküp çay saatlerinde kahvaltılarda ya da ani gelen misafirlerimize kolaylıkla, gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğimiz tam garanti bir tariftir. Evet görüyorsunuz gayet de güzel pusur pusur da kabardı. İç evinizdeki malzemelerle de hazırlayabileceğiz muhteşem kolay bir çörek tarifi. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çörek tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer ki çöreğimi denerseniz yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonraki tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Siz çöreğimi izliyorken ben artık e, videoyu burada sonlandırayım. İçini de güzel görüyorsunuz altınızda. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz harika garanti bir tariftir. Şimdi benden bu kadar diyorum. Daha güzel, daha farklı, daha pratik tariflerde tekrar görüşebilmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.